Bir gülümseme hayatın akışını değiştirebilir mi? Güzel soru. Kanıt, bu sorunun yanıtı evet de olsa, hayır da olsa, yanıt verildikten sonra bile sorunun kendisi yaşamaya devam ediyor. Kendi yanıtıyla alay ediyor, kaçıyor, serserilik yapıyor, aylaklık ediyor, kanat çırpıyor, yanıt ağrılarının tasasız soru kelebeği. Hiçbir zaman 10 saniyeden fazla sürmeyen bir gülümseme, üzerine yıllarca sürecek bir yaşam kurabileceğimiz kadar sağlam mıdır? Yanıt yok. Yanıtların canı cehenneme. Yılların ve yılların canı cehenneme. Aradan biraz zaman geçti. Ne kadar zaman? 5-6 yıl diyebilirim. Mevsimlerden yaz. Albin motorun üzerinde gidiyor. Düşmekten hiç korkmuyor. Büyük şeylerden hiç korkmuyor. Şaravayn Gölü yönünde ilerleyen motorlu bir grup kız ve oğlan var. Hiçbir zaman Şaravayn sularının derinliklerinde gülümseyen biri olmadı. Bunlar özelliği olmayan yeşil ve mavi sular. Yüzmek için uygun sular. Hava sıcak, çok sıcak. Toprak havadaki kestane gibi. Her tarafından çatlıyor. Eriyen katrandan dumanlar tütüyor. Her erkek çocuğu motorun arkasında, gidonun kıyısında ya da selede kız arkadaşı oturuyor. Albay'ın motorunda yalnız. Ama herkes bu duruma alışık çünkü o albay'ın. Öylesine sıkıntıdan uzak, ışıklı bir yalnızlık yaşıyor ki kızlar sürekli ona bakıyor. Yalnızlık kimi zaman itici oluyor. Örneğin yaşlı budalanın yalnızlığı, hiç kimse onu görmeye gelmiyor ve yalnızlık kimi zaman insanı çekiyor. Ne kadar göl varsa o kadar yalnızlık var. İnsanları bu konuda uyarabiliriz ama olmuyor. Hem zaten bizi dinlemezler ki. Şu genç kızlara bir yalnıza doğru gitmenin çok güzel olduğunu, bunun vahşi ve evcil bir hayvana yaklaşmak gibi ürperti verdiğini söyleyebiliriz. Kötü olan şudur, bir yalnızı yakalamayı başardığımız anda onu kaybederiz ve artık o yalnız değildir. Yalnızın çevresindeki parlaklık sönmeye başlar. Parıltılı dizeler, hendeklerde yetişen otlarla dolu gökyüzünde çekicidir. Avuç içine alındıklarında artık eski sevimlilikleri yoktur, zayıf bir ışık verirler. Bazı şeyler ve bazı varlıklar bizden uzakta olmalıdırlar. Asla aşılmayacak bir uzaklık bulunmalıdır arada. Gıdalarını buradan alır onlar. Genç kızlara böyle şeyler söylemeliyiz. Hiç dikkate almazlar ama en azından biz söylemiş oluruz. Aslında daha da basiti, onlara motorun üzerindeki albini gösterip iyi bakın diyebiliriz. Uzun uzun bakın. Albin o kadar da yalnız değil. Selesinde ala karga oturuyor. Kırmızı elbiseli genç bir kadın. Güleç yüzlü. Hiç kuşkusuz güleç yüzlü.